Bizim şey nerede? Battal Gazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve beraberindeki heyeti bizlere hayırlı olsun ziyareti için buradalar. Tabii öncelikle bütün yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz ve üreticilerimiz adına kendisine hoş geldiniz diyoruz. Biliyorsunuz tarım ve hayvancılık noktasında gerek yerel yöneticilerimiz, gerekse merkezi hükümetimiz, gerekse büyükşehirimiz bazı çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarla ilgili tabii ki gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Onun için bizim daha fazla üretmemiz lazım, üretene daha fazla sahip çıkmamız lazım. Farklı projelerde inşallah daha fazla yetiştiricilerimizin ve üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor. Bu anlamda da Osman Başkanımıza da buradan söyleyelim. Kendisi de bir veteriner hekim olarak tarım ve hayvancılık noktasında yetiştiricilerimize biraz daha fazla ortak projeler üretelim. İnşallah yetiştiricilerimizin birlikte, hep birlikte sesi olalım. Çünkü biliyorsunuz dünyada şu anda gıdayla ilgili ve suyla ilgili bazı sıkıntılar yaşanıyor. Sürekli bir üretim vurgusu var. Ama biz bu üretim vurgusunu yaklaşık 10 yıldır her platformda dile getiriyoruz. 5 milyonluk evlerde oturabilirsiniz ama gıdanız yoksa 2 milyon, 3 milyonluk araçlara binebilirsiniz ama suyunuz yoksa fakirsinizdir. O yüzden ithal eden değil, ihraç eden olmamız için de üretmemiz gerekiyor. Üretene sahip çıkmamız lazım. Bu anlamda Osman Başkanımıza tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bütün heyetine teşekkür ediyoruz. Burası bizim evimiz. Evet. İstişarelerde bulunmak, sivil toplum örgütlerimizle beraber. Seçime girdiğimizde şunu ifade etmiştik. Biz Battal Gazi, Battal Gazi'de bulunan insanlarla, Malatya'yı, Malatya'da bulunan insanlarla beraber istişare ederek yönetimimizi gerçekleştireceğiz. Tabii zaman zaman sivil toplum örgütlerimizle bir araya geliyoruz, istişarelerde bulunuyoruz. Bugün de Malatya ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanımız, kardeşimiz, İhsan Başkanımızı ziyaret etmiş olduk. Kendileri güzel bir noktaya temas ettiler. Gıda olmadan yaşam olmuyor. İnsan yaşamını idame ettirmesi için yemesi, içmesi lazım. Bu değişmeyen bir gerçek. Tabii siz özellikle gıda noktasında dışarıya bağımlıysanız, bağımsız bir ülke olamazsınız. Onun için de özellikle son yaşamış olduğumuz yıllarda gıda stratejik bir ürün, ülkelerin birbirine karşı, insanların birbirine karşı kullanmış olduğu, maalesef silah haline getirmiş olduğu bir ürünümüz. Türkiye tabii kendi kendine yeten, bize eskide öyle diyorlardı, kendi kendine yetebilen ülkeler. Ama maalesef tarım ve hayvancılık noktasında biraz öncesinde, işte 40 yıl öncesine döndüğümüzde doğru, Türkiye'de tarım ve hayvancılık ciddi bir düzeydeydi. Ama Türkiye'de de dünyada olduğu gibi sanayi devrimiyle insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktan çıkıp sanayiye yönelmiş oldular. Biraz daha rahat para kazanma yollarını seçtiler. Tabi bu rahat para kazanma yolunu işte günümüz dünyasında ne sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını hep beraber müşahede ediyoruz. Bugün Ukrayna-Rusya savaşından ötürü tahıl deposunun merkezi Ukrayna ve Rusya. Dünya ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşıyor. Tabi bu da bize eminim bir ders olur. Özellikle kendi arazilerimizi boş bırakmak yerine arazilerimizi değerlendirme noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada talimatları var, çalışmalar olacak. Bu çalışmalar neticesinde de sivil toplum örgütlerimiz üzerinde halkı üretime teşvik edeceğiz. Teşvik etmek için de halkın bu üretmiş olduğu üründen para kazanması lazım. Para kazanmada kimse bir ürün veyahut da üretim yoluna gitmez. Devletimiz bu noktada destekler veriyor. Biz de yerelde Battal Gazi Belediyesi olarak özellikle Battal Gazi bölgemizde tarımı teşvik etme noktasında makine parkını kurduk. İlçe müdürlüğümüzle beraber yüksek verimli tohumları getirip
dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Bir kısmının parasını biz karşılıyoruz, bir kısmını Tarım Bakanlığı ve bölgemizde de ürünü çeşitlendirme noktasında gerek Ziraat Meslek Lisesi ile gerek Turgut Özel Lisesi'ndeki Ziraat Fakültesi ile ortaklaşa arkadaşlarımız çalışmalar üretiyorlar. Tabi amacımız birim alanda fazla ürün elde etmek. Siz bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde ancak para kazanırsınız, o işe eğilirsiniz, meyledersiniz. Bunun için bu hepimizin sorunu. Sadece koyun keçi yetiştiriciler birliğinin sorunu değil, et birliğinin sorunu, damızlık birliğinin sorunu değil. Bu hepimizin sorunu. Çünkü hepimiz gıdayla besleniyoruz. Bunun için de inşallah yerelde, Malatya üzerinde belediye olarak bize ne düşüyorsa biz sürekli üreticilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu şeyde sıcakta biraz şeyi...